Merhaba, videomuzun sponsoru Hellcase. Sitede kasa açıp yükseltme yapabilir, skinlerinizi kontrat yapabilir ve başka kullanıcılarla kasa savaşı oynayabilirsiniz. Ayrıca bunların yanında birçok seçenek daha mevcut. Ek olarak site size günlük, ücretsiz kasa açma hakkı da veriyor. Yüklemelerinizde jeopard kodunu kullanarak ekstra bonus kazanabilir ve bana destek olabilirsiniz. Ee, sanata neler yazmış bir onu okuyalım. Önce daha yani en son olarak e, Nexus'ta çalışıyordu. Yani Roman Roman takımı var hatırlarsınız biz de maçlarını hep sunuyorduk ben sunarken. İşte Advanced Ligi zaman zaman Pro Ligi'ye yakın seviyelerden falan konuşacağımız biriydi. E, yani onunla ilgili çok uzun bir şeyler yazmış bu, bu kısmı okumuyorum. E, çok uzun şeyler yazmış o taraf çok sizi ilginizi çekmeyecektir zaten. E, F için ne yazmış bir ona bakalım. Öncelikle herkese selamlar. Espro kariyerim boyunca küçük büyük yerli yabancı pek çok projede yer aldım. Fakat Türkiye CSGO sahnesi adına bir şeyler yapabilme imkanım olmamıştı. Bugün geldiğimiz noktada önüme çıkan bu proje değerlendirmek istedim. Ekibin başında tecrübesine çok güvendiğim, işine çok iyi yapan bir head coach ve emeğine bizzat şahit oldum. ismeti içeren potansiyeli, potansiyeli yüksek bir teknik yapı mevcut. Ben de bu yapının bir parçası olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Görüşmelerimizin en başından itibaren Bentumus yaptığı karşılığında oyuncu ekibi ve yönetimimize ayrıca teşekkür ederim demiş. Şimdi e, şimdi Cenk'i ben çok uzun süredir tanıyorum arkadaşlar. Yani 3-4 sene oldu neredeyse. Yani daha böyle Türkiye takımlarının yani böyle ufak ufak ilgisini çeken yani hani bu bu işte kimdir analist olarak alabilir miyiz ne bileyim işte başka bir şey yapabilir miyiz falan filan diye böyle düşündüğü zamanlardan itibaren tanıyorum ben Cenk'i. bu yayın biraz Cenk övme içerebilir. E, önce onu söyleyeyim. Cenk'i daha önce nereden hatırlayabilirsiniz? İşte dediğim gibi Nexus'un çok uzun süre e, şeyini yaptı. Koçluğunu yaptı. Bu Nexus takımı şu logodan hatırlarsınız belki. Romanlar. Çok uzun süre onların koçluğunu yaptı. Yani direkt hani İngilizce ve yabancı takım tecrübesi. işte TR2 hatta zaman zaman tr 1i zorlama falan böyle. Dönem dönem Nexus'lar çünkü e, çok yakaladılar kadrolar da çıkardı. E, o yüzden bir kere yani o tarz böyle yurt dışı çalışması olsun ne bileyim tecrübe olsun falan çok şey dolu bir biri. Cenk'i açıkçası hani neler yapmak istediği kafası neler olduğu konusunda ben Biber'deyken de Cenk'le konuşmuştum. Zaten muhabbetimiz vardı bir öğrenmek istemiştin neler düşünüyorsun neler yapmak istiyorsun diye. Çünkü yani bu konuda çok net konuşabilirim. Türkiye'de gördüğünüz en iyi teknik adamlardan bir tanesi olabilir. Analistlerden bir tanesi olabilir. Yani inanılmaz çalışma sistemleri sadece takım taktiksel olarak değil bireysel çalışma yani herkesin zayıf yönlerini geliştirmek, herkese farklı çalışma yöntemleri geliştirmek, e, bunların üzerine kafa yormak saatlerce günlerce falan. E, bu tarz çok dolu biri e, ama ilk defa Türkiye CS için e, bu kadar üst düzey bir imkan yakalıyor onu da söylemek istiyorum. Zaten kendisi de burada deminki şeyinde yazmıştı. Şurayı açalım. Aynen yani. Türkiye CSGO sahnesi adına bir şeyler yapabilme imkanı olmamıştı demiş. Aynen öyle. Yani ilk defa bu kadar böyle işte atıyorum Türkiye'nin kafayı oynayan takımları zamanında Space Soldiers sonra işte Sangal işte sonrasında Eternal Fire gibi düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk defa bu seviyede bir katkı verme şansı olduğu için onun için de çok önemli bir fırsat bu. Ee, evet MNA kadrosunda da yer almıştı. Ee, o yabancı e, asıllı kadro iyi bir yatırım vardı hatırlıyorsanız MNA diye. Ee, sonra kafalarda kısa bir süre Valorant koçluğu yapmıştı ya yani Genel anlamda e, dediğim gibi Gerçekten çok dolu biri Bireysel ben bizi bir çalışma Yöntemlerinde hani görmüş şahit olmuş Onunla çok uzun sohbetler yapmış biri olarak Etonu Fire adına bence Müthiş bir hamle olmuş e, O yüzden tebrik etmek lazım Ve dediğim gibi yani taktiksel Anlamda e, işin teknik tarafına Kafa yoran bunun üzerine yöntemler Geliştiren oyuncuları geliştirmeye Zaman harcayan e, ya Türkiye'de çünkü biliyorsunuz koştuk bir süre sonra bazen şeye dönebiliyor yani. Hadi koçum yaparsın sen falan deyip böyle bir koşuk yöntemi var. Hani onların aksine gerçekten bu işin teknik tarafının ne kadar değerli olduğunu bilen bir teknik adam gibi düşünebilirsiniz. E, o yüzden hani o gelenekselliğin aksine Avrupa seviyesinde yani o hep konuştuğumuz şu an mesela işte Tim Lukitler, fanatikler ne bileyim hani köklü e-spor takımlarında nasıl 2-3 tane böyle dolu dolu pozisyon varsa onların bir tanesini aslında tabi e, tabii içeride de yapı nasıl olur bilmiyorum bir e ama bunu değerlendirebilecek biri. Şimdi diğer taraftan zaten Fabri'yi tanıyoruz ama şimdi İsmet'le ilgili de ben bayağı pozitif şeyler duyuyorum. E, hiç çalışmadım, hiç tanışmadım, hiç görüşmedim ama e, o da kendi görevini e, çalışkanlığıyla beraber fazlasıyla e, yapan biri. Ya Böyle bir ortamda yani kabaca hani Eternal Fire'ın belki de en iyi şeyi olabilir. Teknik kadrosu olabilir. Yapı olarak yani. Hani bütünlük olarak. E, şu an eldeki bence en iyi şey var. Malzeme var. Ha, tabii bundan bir şey ortaya çıkarılabilir mi? E, çıkarılamaz mı? Bunu beraber göreceğiz. İşte e, o rol dağılımlarında herkes görevlerini yerine getirebilecek mi? İşte anlaşmalar nasıl olacak falan. Bunlar biraz şey e, gri alanlar. Yani Bunlar biraz böyle yoldayken görülecek şeyler. Yani dediğim gibi bence genel anlamda şimdiye kadarki en dolu. E bu arada bence şey olarak düşünüyorum biraz. Şimdiye kadarki Türk takımlarının yani Türkiye'deki Tepe oynayan CSGO takımlarının içerisindeki bence şu an en iyi teknik ekip kurulmuş gibi. İsmet'in görevi yani İsmet özellikle bildiğim kadarıyla yine analiz üzerine odaklı. Lineuplar, meta, rakip oyunu, farklı oyun tarzlarının adaptasyonları falan gibi şeylerle bir pozisyon. Yani şöyle söyleyeyim bence hani sanki İsmet biraz daha böyle o yapının en altında o hani yoğun görevi belki de işin böyle yoğun kısmını yapacak. Sarvita onun üzerine ekleyerek bir şeyler ekleyecek. Oyun kuracak, oyun hazırlayacak. <laughs> Farbe de onun nasıl yapılacağını, nerede yapılacağını, kime göre yapılacağını belirleyecek kısım olacak gibi bir yapı var. Ee, ki bir de üstlerinde zaten hani liderde Mayer olacak ki Mayer de zaten... Hani o konuda en dolu insan Türkiye'deki. Ya bu anlama dediğim gibi bence yani herkesin kafasında soru işareti olmayacak bir grup kuruldu şu an teknik anlamda içeride. Ama tabii bu, bu teknik ekipleri her zaman biliyorsunuz. Hani ne kadar harika, ne kadar müthiş olursa olsun o serverda adam vurulmayınca her şey çöp yani. hani. O yüzden mutlaka o yani oyun oynayan ekibinde hani firepower'ının işte ne bileyim oyun içerisinde yapacaklarının nereye çıkacağına bakmak gerekiyor. Çünkü ister istemez Vox'un gidişi sonrası e, bu takımda bir fire power eksikliği olacak. Onun takım oyunuyla beraber bu taktiksel oyunla beraber ne kadar yukarı çekilebileceğini biraz maçları izleyince özellikle ESL konferansta. Valorant tarafında Mayer'le ilgili düşüneceğiz oldum hiç. Yok hayır. Hiç olmadı.